Selamlar, Çanakkale'de Kaz Dağları'ndaki Adatepe Köyü'ndeyiz. Burada şu an bir atölye düzenleniyor. Tanıl ve Aksubara Türkiye'nin huyları üzerine konuşuyorlar. Biz de söyleşileri üzerine onlarla sohbet edeceğiz. İyi seyirler dileriz. Ben ilk kez geçen sene bu Adatepe Mektep faaliyetine katılmıştım. Kendim işte Türkiye'de siyasi düşünceler üzerine bir seminer yapmıştım. Bu sene de yapalım dediler. Aslında ikimizi ayrı ayrı da olabilir, öyle de yapabiliriz gibi düşünmüştük ama birlikte bir şey yapalım istedik. Çünkü biz hiç Aksu'yla yani bir büyük, bir uzunca bir yazı yazmışlığımız var. Bir küçük, iki de küçük yazı yazmışlığımız var beraber. Hiç böyle ortak bir şey iş yapmadık. Beraber bu etkinliği yapalım dedik ve Aksu'nun zaten bence çok ilginç bir dersi vardı Hacettepe'deyken verdiği, Türkiye Etosu diye. Onu burada biraz kompaktlaştırarak yapalım dedik. Oradan çıktı. Evet. Yani ilgilerimiz ve donanımlarımız farklı olduğu için de hani etos konusu çok uygun geldi bize. Yani bir taraftan Tanıl'ın daha iyi bildiği bu siyasal ideolojiler, siyasal düşünce boyutu var. Bir taraftan benim biraz daha iyi bildiğim daha sosyolojik kısmı var. Hani birbirimizi tamamlayabiliriz, bir ortaya güzel bir şey çıkartabiliriz diye düşündük. Fakat tabii çok büyük bir konu olduğu için de birazcık dağıldık bence. Evet. Ama tabii bu etkinlik de sonuçta ders değil, akademik bir faaliyet değil. Biraz karşılıklı yani bir sohbet, hasbihal alışveriş yanı güçlü olsun istenen bir etkinlik. Ona da uygun oldu. Biraz evet. Biraz gevşek, biraz ucu açık olması ona uygun oldu. Şey de dinleyenler de, katılanlar da biraz konuşmaya o bakımdan açık insanlardı. Onların da söyleyecekleri çok şey vardı ve o yüzden de hani o dağılma bir bakıma beni biraz korkuttu. Çok şey ders formatının çok dışına çıktığı için, bilemediğim bir şey olduğu için ama bir yandan da zengindi. Yani memnun görünüyorlardı konuşabilmekten. Hakikaten sohbet gibi oldu. Petos biraz şey gibi, yani neliği gibi, yani Türkiye toplumunun mahiyeti. Daha çok, mesela işin biraz daha duygularla ilgili bir boyutu da var. Ondan daha az bahsedebildik ama yani kültür kavramının karşılığı gibi. Biraz bunu şeyde de tartıştık sohbet sırasında da. Niye kültür yerine böyle bir şeyi, kavramı tercih ettik diye. Hani biraz ne var ne yok bunun içinde, huylar ne, eğilimler ne, alışkanlıklar ne, geçmişte nasıldı, bunlar nasıl dönüştü, ne tür mekanizmalarla falan, onları konuşmaya elverişli bir şey olduğu için etos kavramını seçtik. Şey, kültür yerine. Duyururken de Türkiye'nin huyları demiştik. Yani öyle biraz basitleştirmiş ya da yuvarlamıştık. Yani aslında hakikaten bir bakıma öyle de söylenebilir. Memleketin huyu suyu. Yani erken Cumhuriyet dönemine epeyce odaklandık. Yani kurucu etosun unsurlarını görebileceğimiz, yani Türkiye kurulurken, Türkiye'nin inşa sürecinde işte huyunu suyunu yüzeye çıkaran bazı motiflere baktık. İşte işte beka kaygısı gibi, tehdit algısı gibi, işte şimdi aklıma getirebiliyorum onları. İşte buna bağlı olarak bir açığı kapatma acelesi ve o telafi ihtiyacından doğan o acilcilik teyakkuzu gibi bir takım motifleri vurguladık ve bir de daha çok bugüne bakarak hani devamlılıklar ve kopuşlar, kopuş içindeki devamlılıklar ve devamlılık içindeki kopuşlara biraz dikkat etmeye çalıştık. Onu yaparken de birkaç tane ana başlık, aslında hani dört güne yayılmış bir şey olduğu için birkaç ana başlık belirledik. İlk önce bir hani miras, kurucu etos nasıl kuruldu diye daha fazla ona odaklandığımız açılışta öyle bir şey yaptık. Ondan sonra mekan üzerine, çünkü bu coğrafya, mekan, vatan ama bu aynı zamanda kent, ev falan gibi farklı büyüklükteki boyuttaki mekanlar üzerine bir şey yaptık.
Sınıf. Sınıf. Ha, ikincisi sınıf da aslında. Hani sınıfsal yapısı Türkiye toplumunun nasıl, bunun üzerine. Yani en sonda sanat ve kültür üzerine bir şey yaptık. Yani bir takım büyük başlıklar düşündük ama sonra o büyük başlıkların altında hep birbirine bağlanan sohbetler açıldı ister istemez. Yani sınıftan bahsederken kültürden ve sanattan bahsetmek, yani mesajdır. Arabesk müzikten de bahsetmiş olduk. Ya da kentten bahsederken böyle bir şey yapmış olduk. Biraz da birbirinin içine de geçti galiba. Bunları konuşurken mesela üçüncü gün cinsiyet meselesini, cinsiyet algılarını, erkeklik, kadınlık kimliklerinin, işte Türkiye'nin huyunun suyunun anlaşılmasındaki önemine dikkat çekenler oldu katılımcılardan ve bunun üzerine son gün oraya daha çok girdik. O, hani evet, öngördüğümüz programı da biraz revize etme ihtiyacı, çünkü duyduk tartışmaya bağlı olarak. Biz o cinsiyet meselesini bütün konuların içinde yaygın bir şekilde ele alabileceğimizi düşünmüştük. Ben en azından öyle düşünmüştüm ama sonra anlaşıldı ki onu ayrıca biz düşünmeliydik. O yüzden son gün sanat kültür konularına girmeden önce biraz öyle bir şey de yaptık. Kadınlık, erkeklik nasıl kuruldu, aileyle ilgili tartışmalar nelerdi filan gibi. İtiraf etmem gerekir ki ilk sezon çok iyiydi Kurtlar Vadisi. Ben dizi seyrederim zaten. O dönem daha da çok seyrediyordum. Şimdi o kadar değil. İyi bir diziydi ilk iki sezon filan. Öyle izlemeye başladım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum ki. Ama izledikçe aslında zaten izlemem gerektiğini, yani Türkiye'de yaşayan bir sosyal bilimci olarak izlemem gerektiğini düşündüm. Hem bu erkeklik meselesiyle ilgili, hem bu mafyalaşmayla ilgili, devletle ilgili çok çok net şeyler sunuyor. Bazıları sembolik olmakla birlikte çok öğretici bir diziydi bence Kurtlar Vadisi. Ondan sonra onun üzerine düşünmeye başladıktan sonra Tanıl'la yazdığımız tek yazı o zaten. Çünkü ikimizin de ilgileriyle çok örtüşen bir diziydi. Bir noktada yani üzerine konuşmak, düşünmek ihtiyacı da duyduk. Başkalarıyla birlikte düşünmek ihtiyacı da duyduk. Ondan sonra da öyle bir Kurtlar Vadisi erkeklik üzerine bir yazı yazdık. Başroldeki Polat Alemdar karakterinin daha önce bir kaçırılmış bir çocuk olması, sonra devlet şeyinde, devlet hizmetinde bir MİT mensubu olması, sonra yeniden ameliyat, yani üç kimlik var adamın hayatında. Geri dönüşsüz bir şekilde ötekine geçtiği üç kimlik var ve bu üç döneme ait üç baba var. Mesela sadece bunun üzerinden acayip bir erkeklik hikayesi okuyabiliyorsunuz. Üç farklı baba, bu çocuğun bu üçüyle birbirinden çok farklı ilişkileri ve o kimliği kuran şey olarak babayla ilişki, sadece buna bakarak bile. Ama tabii ki sadece bundan ibaret değil, aynı zamanda erkekler arası ilişkiler şeyi, sahnesi olarak da evet, Kurtlar Vadisi'ni düşünebiliriz. Evet, bir şeref kodu, racon. Bir şeref ve racon müsabakası olarak hayat. Ve kadınlara nasıl baktıkları, orada temsil edilen kadınların hangi kadınlar olduğu, nelerin daha öne çıkarıldığı, daha onaylandığı kadınlıkla ilgili ama nelerin hiç dışarıda bırakıldığı, yahut da genel olarak mesela orada şöyle bir şey var. Çünkü kadınlar şey dışında, annesi dışında sadece tamamen olumlu bir karakter olarak canlandırılıyor. Onun dışında aşık olduğu ve evlendiği kadınlar da dahil durmadan adamların hayatına kötü etkilerde bulunan, ya zayıf ya güçlü olduğu için ama o gücünü doğru dürüst kullanamadığı için problem yaratan bir takım varlıklar. Her zaman aslında erkeklerin hayatında var olmaları lazım. Çünkü erkeklerin erkekliğini ortaya çıkartan şeyler. Ama aynı zamanda da bayağı ürkütücü şeyler. Kadınlarla böyle bir şey var. Yani çok kabaca özetlersek. Kürt erkekleriyle, Kürt erkekliğiyle ilgili çok önemli mesajlar içeriyor. Yani İki tane olumlu Kürt erkek var. Her ikisi de bir sebeple bir zihnine giren yabancı ajanların kullandığı bir takım kimyasal maddeler sebebiyle şeyini, düşünme kapasitesini kaybediyor. Bir tanesi kendisini patlatıyor. Öteki olumludan olumsuza doğru gidiyor bu zihnindeki oyunlar falan gibi. Böyle acayip sembolik, acayip üzerinde düşünmeye değer bir sürü hikaye anlatıyor bize. Tabii bu son örnek de yine Kurtlar Vadisi'nin o en önemli veçelerinden birini işaret ediyor. An be an yeniden üretilen bir komplo teorisi. Yani bütün evrenin günlük hayattan
işte büyük güçlerin oyunlarına hayatın her alanında, her santimetre karesinde süre giden bir entrika. Karşısında müteyakkız olmak gereken, farkında olunması gereken ve her şeyi yönlendiren bir büyük komplo, sürekli ama büyük komplo. Ama aynı zamanda hani o komplonun karşısında da o sır katibinin sembolize ettiği ya da daha önce Aksaçlıların sembolize ettiği bizim tarafta da hiç değişmeyen sabit bir şey var. Hı. Yani komplonun karşısında olan şey de devletin ta kendisi ama o da bir sırlar perdesi altında. Yani açıkça gördüğün işte başbakanla falan açıklanabilecek bir şey değil. Bence Kurtlar Vadisi'nin bu kendi mesajı ve metninin dışında nasıl izlendiği. Yani Perşembe akşamları Ankara sokaklarının nasıl boşaldığı, erkeklerin kahvelerde toplanıp kadınsız bir ortamda nasıl birlikte bunu seyretti, bir tür ayine dönüştüğü bir dizi seyredildi. Ben buna Kocaeli'de tanık olmuştum. Bir restoran ona tahsis edilmişti. Büyük perde açıldı. Bu tabii en popüler zamanlarından bahsediyoruz. Artık o kadar popüler değil. Sonra sönümlendi dizi zaten. Ya bütün bir restoran bir erkekler topluluğunun yiyip içip Kurtlar Vadisi izlemek üzere toplanmasına, o ayine ayrılmıştı. Gelmiş bana diyor ki Amerika bizim kötülüğümüzü istiyor, Fethullah Gülen'i bize vermiyor. Lan sen esnaf adamsın. İlk senin bilmen lazım bu işi. Almadan vermek olmaz. Vermeden de almak olmaz. Sen Amerika'ya ne teklif ettin, ne verdin, geri karşılığında bir şey istiyorsun. Zaten yapılan hata çok, çok hata yapıldı o konuda. Sen adama böyle ben bunu illa istiyorum, illa istiyorum diye şey yaptın, böyle deli gibi istedin. Öyle olunca adam da böyle bir tok satıcı şeyine girdi. Düşündü, bana bir masrafı yok bu adamın, ben bu adamı niye iade edeyim diye. Yani Şen Kardeş Hareketlemesi çok etkileyici bir parodi. O da aslında ilk aklıma gelen, az evvel bahsettiğim hani komplo teorisiyle dünyayı açıklamak ve büyük bir güvenle açıklamak. Onun arkasında şu var. Yani tam zaten bir kahve dekorunda izleriz hep Şen Kardeş Hareketlemesi. Bir sabit bir kahve, kıraathane sahnesinin arkasından bir ses konuşur. Ve çok emin olarak, yani elde bir olarak işin arkasındaki gerçek sebepleri açıklar sakin sakin. Ve o gerçek sebepler de bayağı basit sebepler. Çok basit sebeplerdir. Basit çıkarlara, basit, yani hakikaten sakil şeyler. Ve çözüm olarak da zaten hani hep çözüme doğru gelirken der ki ya sen esnaf adamsın diyerek esnaf, düz esnaf mantığı ve hesapçılığıyla basit çözümler şey yapar. Yani öyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Hakikaten hani Aksu Türkiye etosuyla ilgili hani tek bir malzeme kullanma hakkım olsa onu kullanırdım diyor. Çok açıklayıcı çünkü gerçekten ona bakarak bir sürü şey görebiliyorsun. Bir de çok eğlenceli tabii. Aynı zamanda şeyi de gösteriyor. Yani bu popüler kültürün çok mecralı hale gelmesinin yarattığı bir şey de işte bir YouTube kanalı bu. Şimdi artık bırakmışlar anladığım kadarıyla. Sebebini bilmiyorum. Aslında bayağı popülerdi ve bayağı izleniyordu ama yani televizyon dizisi olmazdı böyle bir şey. Ancak YouTube kanalı olabilirdi. İade edeyim dedi. Şimdi burada yapılması gereken ne? Yapılması gereken şu. Sen adamdan bir şey istiyorsan ona muadil bir şey vermen lazım. Değil mi? Ona muadil şey de. Şimdi internet var. Bu işler çok kolay. Açacaksın. FBI'nin, CIA'nin listeleri var böyle istedikleri adamlar. Oradan listeyi alacaksın yani. Bu bizim civarlarda, şey yakın civarlarda oturan, onların aradığı adamları tespit edeceksin. Vereceksin Hakan Vidan'a, tutup getirecek kulağından. Ondan sonra Amerika'ya diyeceksin ki, bak kardeş, sen de benim adamım var, ben de senin adamın var. Şunları değişelim. O zaman Amerika hiç yan çizemez. Her zaman mesela işte hınçtan söz ediyoruz. İşte Türkiye etosunu, Türkiye'nin huyunu suyunu anlamaya çalışırken hınç her zaman çok işin içinde hesaba katılması gereken bir etkendir. Her zaman mesela hınç görünürdür tribünlerde, bir hınç patlar. Her neye karşıysa orada kendine bir akış yolu bulur, akma yolu bulur. Ben böyle çokça, illa bu son zamanlara özgü değil ama yine bariz, böyle çok bir sıkıştırılmış bir öfke, sıkıştırılmış bir hınç var gibi geliyor bana çok fazla. Yani bu hani bu gezi protestoları arefesinde başlayan bir muhalefet mecrasının sesini bulduğu, en azından büyük şehirlerde bir işlevi olmuştu tribünlerin. Yani asıl seyircilerin, taraftarların tribünlere getirilen o sıkı denetim rejimine
dönük tepkileriyle genel hoşnutsuzlukları birleşmişti bir şekilde. Sonra işte bu gezi protestolarından sonra da biraz sürdü zaten tribünlerde. Nitekim biraz bence onun üzerine bu pasolik sistemi getirildi ve bir şekilde o bir bastırıldı, tadı kaçırıldı yani en azından. Ve dolayısıyla böyle dediğim gibi bir tam tarif etmekte zorlandığım böyle bir sersem bir hal var gibi geliyor bana. Biz 93 yılında geldik buraya bir grup arkadaşla ve o gün yani zaten böyle bir fikrimiz vardı. Hani İstanbul'dan artık uzaklaşsak hiç değilse zaman zaman diye. Burada ev aldık ve işte evleri yaparak ondan sonra da bir sürü başka insanı peşimizden bir anlamda sürükleyerek burada böyle bir hoş bir şey oluştu. Yani bir arkadaş grubu oluştu. O yıllarda bu okul boştu. Çünkü burası 83 yılında eğitime kapatılmış. Nüfus azlığı nedeniyle ve öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı eğitim başlamıştı. Biz de böyle bakarken ya bu koca bina boş duruyor ne yapalım falan derken bir ben sanat tarihçisiyim. Bizimle beraber, daha doğrusu bizi esas buraya getiren bir arkadaşımız vardı. O da sanat tarihçisi. Biz burayı bir enstitü yapsak ne kadar iyi olur dedik. Yani herkes tabii kendi ilgi alanlarıyla ve yani iş yapabileceği alanlarla ilgileniyor. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak derken biz burayı kiraladık. Başka bir grupla. Gene o arkadaşlar da köyde oturuyorlar. Bir tanesi Erhan Şengel, bir tanesi Kamil Fırat. Şimdi burayı kiraladıktan sonra tabii ne yapacağız, nasıl işleteceğiz ve nasıl tanıtacağız burayı problemi başladı. Problem değil aslında, yani bir düşünce başladı. Tabii şimdi biz iki akademisyen olunca bütün çevremiz akademi dünyasından. Biz hemen onlara, yani ilk tanıdıklarımıza, hocalarımıza önce gittik. Yani sağ olsun bütün hocalarımız, bunların başında Hilmi Yavuz gelir. İşte Mete Tuncay, Mehmet Genç, İlber Ortaylı, Murat Belge gibi hocalar, Ömer Madra gibi hocalarımız gerçekten büyük destek oldular bize. O destek de hani buraya gelmeleri zaten. Çünkü her gelen bir sonraki seneye çok iyi bir referans oluşturduğu için o listede isimleri görünce çok şey oldu yani. Burası dikkat çeken ve en azından ya yani desteklenmeye değer bir yer olarak görüldü. Çok o yüzden o hepsine ayrı ayrı, ismini sayamadıklarıma da ayrı ayrı çok teşekkür etmek isterim bir şekilde. Önce değişik formatlar denedik. Bir haftalık, işte 3 günlük, 4 günlük falan derken son 6-7 yıldır bu perşembe akşamı başlayıp pazar öğlen biten oldukça yoğun geçen günde aşağı yukarı 3-4 saat. Çünkü o ders bitiyor ama işte burada sohbetler devam ediyor. Akşam yemeklerinde, hatta bazen öğlen yemeklerinde sohbetler devam ediyor. Böyle bir şey başladık. Ve önümüzdeki yıl 20. yıl olacak. Aslında gerçekten yani Türkiye'de belki başka yerlerde de öyledir ama ben en azından bu coğrafyayı bildiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki 20 yıl bir şeyi öz sermayesiyle diyeyim. Yani sadece bizlerin yani biraz sonra bizler kimiz onu da anlatırım size. Sadece kendi emeğimizi ortaya koyarak, gerektiği zaman kendi paramızı ortaya koyarak, hiç 5 kuruş bir yerden, yani işte kredi, burs, fon vesaire almadan böyle bir yeri sürdürebilmek biraz zor diye düşünüyorum. O yüzden de bu 20. yıla yaklaştıkça hani bayağı bir şey olmaya başladım. Hani hafif duygusal olup ya 20 yıldır yapıyoruz bu işi deyip hani biraz da gurur duymaya başladım, doğruyu söylemek gerekirse. Hepimiz, yani sadece ben değil. Yalvara yalvara getirdik işte adamı. Öyle bir şey diyebiliriz. Yani o çok sevmez aslında böyle hani bizimle beraber Ankara dışında bir yere gelsin. Zaten tatile gelmiş, evde kalmak istiyordu ama bir yandan da memnun gibi sanki, değil mi? Tamamen bir rastlantı. Bir arkadaşım, tanınan ortak arkadaşım bunu Facebook'ta post etti. Ben de dedim ki gideyim bir tanılı dinleyeyim. Ondan sonra vesileyle geldik buraya. Gelirken de bir arkadaşımın ensesinden tuttum, getirdim. Pek güzel oldu. Herhalde yazın bu zamanında yapılabilecek
en güzel işim burada şu anda olmak kadar. Doris'le beraber, kadim dostum. Onunla beraber mesela bu Türkiye'nin hallerinin, ruh hallerinin veya huylarının dün akşam oldukça erkeksi olduğuna karar verdik. Türkiye, hatta ergen erkeksi olduğuna karar verdik. O ruh halinin belki o kişinin ruh hali üzerinden daha kolaylıkla anlaşılacağını ve hatta insanın kendisine dönüp kendisine sirayet eden, kendi erkeklerine sirayet eden Türklüğün farkına varması gerektiğini falan gibi güzellemelerle rakı esnaf eşliğinde derin sohbetler, bira eşliğinde, yürüyüşle, denizde yapılmaya devam ediyor efendim. Köydeki kahvelerde yemek yenir ya da aşağıda küçük kuyuda. Orada bir hem konuşma hem de daha seminerlerde resmi olan şeyin daha gayri resmi devamı şeklinde konuşmalar olur. Bir de herkes biraz birbirini tanır. Böyle seneye tekrar gelen olur. O bakımdan güzel olur zaten. Hem katılımcılar hem semineri verenler hem organizatörler açısından ilham verici bir dört gün olduğunu düşünüyorum ben. Yani sadece düşünmüyorum, feedbackler de bu yönleri, yani geri bildirimler de. Yeni konuların da bir sonraki aşama, yani bir sonraki aşamamız ne olabilir anlamında böyle yeni konulara öneriler çıkması da önemliydi. Yani ülkede şu anda buna çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani şu parti bu parti böyle bir görüşten çok bağımsız olarak birbirimizi anlayabilmek için, yani hepimiz böyle bir ötekileştirme, bir ötekinden nefret etme, ötekini asla anlamama, kabul etmeme gibi bir bakış açısı içerisinde. Bir de öteki perspektiflerden bakmaya yönelik böyle alanlarda oturup tartışmanın esas ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden de önemsiyorum buradaki programı. Umarım da devamı gelir diyorum.